kardeşlerim, büyük bir tuzakla karşı karşıyayız. Kıyamet günü inşallah, hep beraber Rabbimizin huzurunda olacağız. Allah o gün hesabımızı kolay etsin. Ben söylediğim sözlerin hesabını vereceğim. Söylemezsem de ağzıma ateşten gem vurulacak benim maazallah. Siz de dinlediklerinizin hesabını vereceksiniz. Kardeşlerim, İslam hayatın bütününü kuşatan bir dindir benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem İsrail oğullarındaki gibi bir dağda 20 kişiyle namaz kılmak için gönderilmiş bir peygamber değildir. Ekonomiden, ziraatten, ticaretten, siyasetten, aydan, güneşten, merihten, toprağın altından, madenlerden, denizlerden, ovalardan, dağlardan, insandan, hayvandan, cemadattan, havadan, her şeyden sorumlu ve ıslah etmek için gönderilmiş bir peygamberdir. Bizim sağlık deyince sadece gözümüze ait sağlığı anlasak, sürekli göz kontrolü yaptırsak bu sağlık olur mu? Ya da kolumuzu da sürekli romatizma olmasın diye kontrol ettirsek ciğerlerimizi kurtarır mıyız? Sağlık bütün organımızın 360 mafsalımızın aynı anda sağlığa kavuşturulması demektir. Sadece gözü iyi görmesi bir insanın kalp krizini önlemiyor. Kardeşlerim, kutlu doğum haftası diye, düğünde dua yapmak, veyahut da camide filan mevlüde okumak, yahut da filanca çocuk hafızlık yaptı diye pilav yedirmek, bunlar İslam'ın bin, 2000, bin, üç binde biridir veya değildir. İslam hayat dinidir. Bursa'nın sokaklarında hayat var. İslam orada ne kadarsa hayatta ne kadar ağırlığı varsa o kadar biz Müslümanız. Evlerimiz ne kadar huzur sağlıyorsa bize Müslümanlığımız evlerimizde o kadar var demektir. Arkadaşlarıyla dünyanın en nazik en sabırlı insanı eve gelince eşine karşı merhameti bitmiş balatası eskimiş bir Müslüman İslamlık iddiasında bulunamaz kardeşlerim. Parçalanmış, camiye sıkıştırılmış, caminin de bir iki vaktine sıkıştırılmış bir Müslümanlık, sevgili Peygamber aleyhisselam efendimizin bize emanet ettiği Müslümanlık değildir. Ölülere bile rahmet getirmiş bir peygamberin, yaşayan milyonlara hiçbir faydasının olmamasını nasıl kabul edebiliriz?